Bu sadece bir soğan değil. Bu bir halkın birleştirici gücü. Bu var ya, yani hepiniz Kemal Sunal'ı çok seviyorsunuz. Kemal Sunal filmlerinde vardı mesela, kuru fasulye söylerdi. Yanına masayı soğanla kurardı. Yani bu olmaz bunsuz. Bunsuz ciğer yiyebilir misin? Mertif, hoş geldin. Hoş bulduk Recep. Ne haber? İyi kanka, senden ne haber? Ben de iyiyim. Yeni stilim hakkında ne düşünüyorsun? Alışamadım henüz ama bir yandan da çok havalı olmuş. Bu konuda biraz bahseder misin ya? Evet, sakallarımı biz bir film yaptık. Borçarç filmi, sinema filmi. Onun için bu role girmek zorunda kaldım. Böyle yaptım şeyimi, sakalımı. Önümde iki tane menemen var. Evet. Biri ucuz, biri pahalı. Hayır, önünde biri soğanlı, biri soğansız olmak üzere iki tane menemen var. Son zamanlarda bayağı tartışılan bir konu, biliyorsun. Evet, ben de ciddi ateşli tartışmalara giriştim bu konuda. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Koskoca Vedat Milor anket yapmış Twitter üstünden. Galiba bana gelen bilgiler doğrultusunda %51'e %49 çıkmış. Ama hangisi hangisini onu bilmiyorum. Soğanlı %51, soğansız %49. Arkadaşlar, yani menemen soğansız nasıl olabilir? Bir tahayyül edin bakalım. Yani böyle sulu sulu domatesin böyle hakimiyetinde, tatsız tuzsuz böyle şey... Kekremsi mi derler? Kekremsi olur. Soğan lezzettir. Soğan böyle hafif de şekerini salar. Hatta onu biraz da karamelize edersen menemen var ya, uff. Şimdi her ne kadar tartışmayı sevmesem de ben de bir şeyi savunuyorum doğal olarak. Neyi savunduğumu merak ediyorsunuzdur. Soğansız menemeni savunuyorum. Evet, bir taraf seçtim ama şöyle başlayacağım konuya. Ben bu tartışmaya kadar menemenin içinde soğan olduğunu bilmiyordum. Benim derdim menemende biberleydi. Eğer bana sorulursa ben biberi çıkarttırıyordum bir de içinden. Öyle bir de soğan çıktı başımıza. Bir taraf seçmem gerekiyordu. Her zaman kaybedenden yanayım. Kaybeden taraftayım, azınlıktayım. Soğansız denedim bu arada. Hani bu direkt böyle %49 yüzünden soğansız değil de. Bakayım soğanlı nasıl oluyormuşu denedim. Bu arada yapan hiçbir yer bulamadım. Çok zor buldum. Denedim ve tarafımı seçtim. Şimdi benim tercihim tabii ki soğansız. Soğan genel olarak da tercih ettiğim bir şey değil. Yani bence belki sadece şu olabilir diye düşünüyorum. Eğer illa soğan koymamız gerekiyorsa, buradan Vedat Menor izliyordur, yeşil soğan tercih edebiliriz. Yani daha iyi bildiğimi iddia etmeyeceğim ama yani şimdi dümdüz soğanla menemene koymak biraz şey doğrusu. Menemen aslında çok ciddi bir iş. Yani menemen yemek değildir diyenler olacak. İşte menemen kahvaltı dışında yenmez ki, kahvaltıda soğan olmaz diyenler olacak. Ben menemenle nasıl tanıştığımı anlatayım. Annem menemen, menemeninin yanında cacık, bunu bize akşam yemeğinde yapardı mesela. Böyle akşam biz hani canı yemek yapmak istemiyordu bazen. Çok yapıyordu çünkü, yoruluyordu kadın. Bazen menemen yapıyordu, cacık yapıyordu. Bizim bu akşam yemeğimizdi böyle. Ve akşam yemeği olduğu için soğanlıydı. Birçok şey, Türkiye mutfağında birçok şey zaten domates soğan atıyorsun, bir onu böyle kavuruyorsun, tamam mı? Ondan sonra nohut atıyorsun, nohut oluyor. Fasulye atıyorsun, fasulye atıyor. Tabii bu kadar basit değil. Patates kıyma atıyorsun, patatesli kıyma falan filan oluyor. Ama özünde o domates soğan hep var. Ne demek soğanı sahiplenmemek ya? Buradaki saldırılar şeye doğru gidiyor. Soğan nekine falan diyor. Soğanlı menemeni tartışabilirsin. Menemenle soğanlı olur mu olmaz mı? Ama soğana karşı bir cephe alırsanız karşınızda beni bulursunuz. Ben yanında size geçmişten bugüne yapılan çok önemli bir şeyimizi, analarımızın yaptığı menemenliği anlatmak için yanımda kavanozumu getirdim. Aslında bundan daha büyük olur. Genelde şöyle olur kavanozlar, böyle beyaz kapaklı. Ne yapar annelerimiz? Yazdan böyle domatesler güzelken alır onları, rendelerler, azıcık böyle tıngırdatırlar. İçine bir de ne koyarlar? Biber koyarlar. Hiçbir menemenlik kavanozunun içinde soğan gördünüz mü? Menemeni soğanlı yiyen kaldırım taşı da yiyordur. Dilersen soğanlı menemenden başlayabilirsin. Harika. Sevdiceğimden başlatmanıza çok memnun oldum gerçekten. Çok hoşsunuz, çok incesiniz. Ya soğan olunca bir şeyde şöyle bir şey hissine kapılıyorum. Yemek gibi ama menemen şimdi yemek mi mesela, onu tartışalım mı? Menemen kahvaltıda yenen bir şey mi? Fikirlerini söyleyebilirsin. Yani soğan, ya bir şey oluyor ya, bir şeyin içine soğan salça koyunca o... İçine bir şey de koyunca o bir şey yemeği oluyor ya hep. Yani şimdi de böyle menemen değil de atıyorum yumurta yemeği tarzı falan bir hisse kapılıyorum yediğim şeyden dolayı. Soğanın menemene hafiften bir tatlılık verdiği doğru bu arada. Bunu sevmeyenler olabilir bu arada. Hani bu tatlılığı sevmeyenler olabilir. O yüzden benim soğansız diyen kardeşlerime de kızmıyorum. Ama buna bahane alıp soğana karşı böyle bir yürüyen insanlara her zaman şeyim var. Öfkem, kinim var. İşte soğanın böyle bir şey var. Yemeğin içinde soğanı görme ama bütün yemeğin tadı soğan. Ha bir de yemek dedim bak şimdi. Soğan yemekte olur. Menemen yemek midir? Menemene yemek diyen menemene melemen diyordur zaten yani. Ha bu arada abi menemen çatalla da yenmez ya. Yani hoş değil. Biliyor musun, ekmekle yiyeceksin. Hmm.
Hatta domates olmasa bile olur. O kadar güzel olmuş ki. Vedat amcacığım da çok bahsetti bu konulardan. Bildiğiniz üzere bizim mutfağımız Osmanlılara neyin dayanıyor? Ki Osmanlı'da da başta bu arkadaşı soğanla yaparlarmış. Sadece soğanlı yumurta gibi düşünün. Soğan ve biberle yaparlarmış. Sonrasında 1900'lerin başında domates memleketimize geliyor. Ardından neden olmasındaki gibi böyle bir heyecan arayışı, bir böyle adrenalin tutkularıyla domatesi de içine ekliyorlar. Lakin ki öyle değildir. Herkesin menemenine kimse karışamaz. Kimi şu şakıl yer, kimi bu şakıl yer. Ben şahsen soğanlı tercih ediyorum. Bir de böyledir şimdi. Kesin şeyi yaptılar değil mi? Oo, çatalla mı yenir? Aa, yapıldı mı? Yapıldı. Yapılmış da. Ya benim bak soğan çok rahatsız etmiyor ama bir tercih yapmam gerekirse de soğanlı yemem ya. Yemem yani çünkü yakışmıyor. Ben bu arada galiba pişmiş soğan sevmiyorum. Yani o karamelize hali hoş değil yani, hoşuma gitmiyor. Soğanlı yumurta. Soğansız menemenden tadabilirsin. Mesela burada da biberleri çatala takmamaya çalışıyorum çünkü biber sevmiyorum. Evet abi, enfes. Bu ya, ben bununla büyüdüm. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Soğanlı ya da soğansız menemen bir taraf olmak güzel ama ikisini yemek ayıptır. Muhakkak bir taraf seçmeliyiz. Menemen yememek de en büyük ayıptır. Bir de menemen yemeyenler var, ben en çok onlara kıl alıyorum. Ne yani, burada seni çekmeyen ne? Bana sorsan, ben de gerçekten hani benim şeyim vardı, ben mesela reçel bal da sevmem. Ben kahvaltıda şey sevmem, tatlı sevmem. Bana da sorsan ben kahvaltıda soğansız yerim menemeni. Ama yemek gibi yapılacaksa böyle falan soğan koydurabilirim, soğan olur yani. Ben severim soğan, kurban olurum ya. Şöyle mesela benim de çok bazen ucuz pahalı videolarında yargı dağıttığım oluyor bacak boyuma bakmadan. Ama şöyle bir şey var, o şusuz bu şusuz olmaz diye bir şey yok aslında. Her şey her şeyle olur. Veya her şey her şeysiz olur belki. Yani bunlar böyle farklılıklar. Bunlar böyle tatlışlıklar. Yani dediğim gibi biz bu tartışmadan şuna tavır almayalım. Bu hepimizin ortak noktası. Yarın hepimizi barıştırır bu. Bayram gibi bir şey yani. Ve bu hepimizin. Bizim. Birlikte ürettik bunu. Birlikte yaptık, birlikte yedik. Birlikte kırdık. Kuru fasulye bununla anlamlaştı. O yüzden güzellikle, tatlılıkla menemen hem soğanlı olabilir, soğansız da olabilir. Böyle diyelim. Böyle yapalım. Dediğim gibi bunun yüzünden şu iki tane basit ve güzel yemeğimiz yüzünden bu güzelim şeye tavır almayalım. Ben başka bir şey istemiyorum. Herkese de öpüyorum. Hem soğanlı olur hem soğansız olur. Boş yapmayın.